Allah'ın hükümlerinden bir kısmını alır, bir kısmını almazlarsa, işlerine geleni alır, işlerine gelmeyeni almazlarsa, Allah o toplumu birbirine düşürür, o toplumda anarşi, terör bitmez. Çünkü onlar Allah'ın kitabını terk ettiler, terk ettikleri için bunun cezası o toplumun birbirine düşmesidir. Allah'ın kitabına uymadıkları takdirde, Allah'ın kitabından işlerine geleni aldıkları, işlerine gelmeyeni almadıkları takdirde, Allah'ın sünnetine göre o toplumda iç savaş meydana getirilir. Bir toplumda şirk varsa o toplum birbirine düşecektir. Bu Allah'ın sünneti, bu Allah'ın adeti, Allah'ın sünnetinde bir değişiklik olmaz. وَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا. Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. Neden? Allah Azze ve Celle sünnetini hiçbir zaman değiştirmez. Neden? Toplumlar Allah'ın sünnetini öğrensin ve ona göre davransın. Böylece Allah'ın vereceği azaplardan kurtulsun diye. Eğer Allah'ın sünnetini bilmezsek, Allah hangi günaha karşılık nasıl bir bela veriyor? Bunu bilmezsek, o zaman o günahlara biz de düşeriz ve Allah da bize bela verir. Öyle olmasın diye Allah Azze ve Celle sünnetini değiştirmiyor. Bütün toplumlara uyguladığı sünnetini bize de uyguluyor. Bütün toplumlara uygulanan sünnet, bütün toplumlar Allah'ın hükümlerini terk ettikleri zaman böyle bir ceza ile karşılaştılar. Bir toplumda zina çoğaldığı zaman Allah o günaha uygun olan bir bela gönderir. Geçmiş toplumlarda meydana gelmeyen hastalıklar zuhur eder. Bir toplumda mesela ölçü ve tartıda hilekarlık çoğaldığı, yaygınlaştığı zaman Allah Azze ve Celle onlara o günaha uygun bir bela verir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini terk ettikleri zaman Allah'ın onlara vereceği ceza onları birbirine düşürmektir. Böylece onlar birbirlerine düşerler ve bir türlü meseleyi çözemezler. İstedikleri kadar önlemler alsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, istedikleri kanunları çıkarsınlar, istedikleri kadar savaş yapsınlar, hiçbir şekilde çözemezler. Çünkü Allah Azze ve Celle meselenin çözülmesine müsaade etmez. Çünkü o toplumu Allah cezalandırmak istemektedir. Neden? Çünkü o toplum Allah'ın hükümlerini terk etmiştir. Efendimiz buyuruyor ki, üç çeşit hakim var. Bunlardan birisi cennette, ikisi de cehennemdedir. Birisi Allah'ın hükümlerini bilir ve Allah'ın hükümlerine göre hükmeder. Böylesi cennettedir. Diğeri ise Allah'ın hükümlerini bilir ama Allah'ın hükümlerine göre hükmetmez. Ya kendi nefsine göre hükmeder ya da başkalarının koyduğu kanunlara göre hükmeder. O cehennemdedir. İkincisi, cehennemliklerin ikincisi ise Allah'ın hükümlerini bilmez ve kendi kafasına